Yabancı yaşam formları. 30 yıl önce bilim insanlarının teorilerini destekleyen çok az kanıt vardı. Şimdi keşifler insanlığa yeni bakış açıları kazandırıyor. Yeni güçlü teleskoplar, robotik izciler, hatta dünyadaki araştırmalar bilim insanlarının eskiden hayal etmekte bile zorlandığı cevapları getiriyor. Tümüyle yeni bir bilim dalı ortaya çıkmış durumda. Yeni bilgiler, evrendeki rolümüzün aydınlatılmasında, yaşam karmaşasından, uzak yıldızların etrafındaki yeni gezegenlere kadar çok katmanlı değişikliklere yol açtı. İnsanlık tarihindeki ender anlardan biri bu. İnsanların fark ettiğinden çok daha hızlı gelişen bir süreç yaşıyoruz. Uzaylıların varlığıyla ilgili bilimin söylediği nedir? Korkmamızı gerektiren bir durum var mı? En kötü senaryo, uzayda karşılaşabileceğimiz canlıların karanlık tarafın askerlerine benzemesi. Farz edelim ki 2045 yılındayız. Bir grup bilim insanı dünyanın en güçlü lazerini kullanarak uzaya seri atışlar yapıyor. Bu her zeki uzaylı uygarlığın görebileceği bir işaretti. Yıllar boyu karşılıksız kaldı. Sessizlikle yanıtlandı. Sonra beklenen oluyor. Büyük bir nesnenin hızla güneş sistemine girdiği tespit edildi. Hızla dünyaya yaklaşıyor. Bazılarımız buna sevinmekte. İnsanlar evrende yalnız değildi. Bazıları ise panikte. Düşman istilacılara yerimizi belli mi ettik? Hesaplaşma zamanı geldi çattı. Bu mümkün olabilir miydi? Aslında hepimiz Samanyolu galaksisindeki diğer canlılarla yakınlığımızı anlamak istiyoruz. Tek başımıza mıyız, yoksa orada yıldızların arasında kardeşlerimiz var mı? T-10, 9, 8, 7, 6. İnanılması güç ama bilim insanlarının çoğunluğu uzayda zeki canlılar olduğuna inanıyor. Ateşleme. Kalkış. Kendi güneş sistemimizde yaşam formu bulmaya yakın olduğumuz bile söylenebilir. Yaşam formu arayışımızda oldukça hızlı ilerliyoruz. Mars'ta, hatta belki de diğer gezegenlerde yaşam olduğunun kesin kanıtını bulmaya çok yakınız. İnsanların fark ettiğinden çok daha hızlı gelişen bir süreç yaşadığımıza inanıyorum. 20-30 yıl sürebilir ama ömrümüz bunu görmeye mutlaka yetecektir. Geri sayım sonrası atmosfere giriş. 5, 4, 3, 2, 1, şimdi. Mayıs 2008. NASA'nın Phoenix adlı uzay roketi Mars'a ulaştığında dünya dışı yaşam arayışı büyük bir adım atmış oldu. Yeni ateşleme için beklemedeyiz. Tehlikeli iniş başladığında 300 milyon kilometre ötedeki kontrol merkezi beklemeye geçmişti. Yere inmeye 60 metre kaldı. Yere iniş sinyali alındı. Yeni aşamaya geçildi. Phoenix, su ya da yaşamı destekleyen diğer kanıtları bulmak için hemen toprağı analiz etmeye başladı. Ve şaşırtıcı bir bulguya ulaştı. İlk hendeyi kazmaya başladık ve daha ancak 5 santim derine inmiştik ki parlak beyaz bir tabakaya rastladık. Temkinli davranan uzmanlarımız onun tuz olabileceğini söyledi. İşte beyaz kısım tam burada. Ama beyaz maddenin izi
esrarlı şekilde birkaç gün içinde kayboldu. Tuz bunu yapmaz. Kayalar bunu yapmaz. Bu yüzden bir buz tabakası keşfettiğimize emin olmuştuk. İlk kez bir uzay roketi Mars'ta gerçek anlamda suya rastlamıştı. Ve dünyada su olan yerde yaşam da vardır. Ancak Mars dünya değildi. Mars kurak çöl görünümünde, aşırı soğuk, sıfırın altında sıcaklığa sahiptir ve atmosferi uygun değildir. Yani yaşamak için berbat bir yerdir. Bu aşırı koşullar altında yaşam imkansız görünür. Ama bilim insanları dünyada bulunmaması gereken yeni yaşam formlarını keşfederek şaşkınlık içine düşmeyi sürdürüyordu. Bazı yaşam formları güneş ışığının ve oksijenin hiç olmadığı yerlerde, kaynama derecesindeki sıcak suda, alkalik ya da elektrik yüklü ortamda yaşayabilmektedirler. Buna rağmen çoğalabilmektedirler. Bu canlılar bize açık ve seçik bir mesaj veriyor. Sıvı halde su bulunduğu sürece çevresel koşullar, kimyasal özellikler, güneş ışığı ya da asit ortamı hiç önemli değildir. Dünya üzerindeki canlıların yaşama azmi, yabancı yaşam formlarının nerelerde ortaya çıkabileceği konusundaki görüşümüzü değiştirdi. Kızıl gezegende karbon, metan, hidrojenin yanı sıra suyun bulunması, Mars'ta yaşamın yapı taşlarının var olduğunu gösteriyordu. Mars'tan gelen ve 1996 yılında bulunan meteoritte görülen yapıların fosil hale gelmiş mikroplar olması mümkündü. Bazı bilim insanları bugün Mars'ın yüzeyinin altında mikropların var olmasından kuşkulanıyor. Uzay roketleri yaşam bulunabilecek başka ortamlarında olduğunu gösterdi. Güneş sistemimizin büyük gezegenlerinin uydularında. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta su buharı ve yaşam için gerekli organik bileşiklerle dolu gayzerler keşfedildi. Satürn'ün uydusu Titan'ın hidrokarbon okyanuslarında da yaşayan bir şeyler olabilirdi. Ama en umut verici olan Jüpiter'in uydusuydu. Orada sadece mikroplar değil, daha büyük ve daha kompleks canlılar yaşıyor olabilirdi. Ocak 2030. Cape Canaveral'dan bir roket kalkıyor. 7 yıl sonra hedefine, bilimsel tartışmalara konu olan kütleye, yani Jüpiter'in 6. uydusu olan Europa'ya varıyor. Bu gezegene ulaşan en gelişkin cihaz olan robot, buzlu yüzeye doğru inişe geçiyor. İnsanlık, tarihinin en büyük keşiflerinden birini yapmak üzereydi. Bu harika bir şey. Europa'da kompleks yaşamı bulacak mıyız? Richard Greenberg buna evet diyor. Kendisi Galileo sondaj cihazının Europa'dan dünyaya gönderdiği şaşırtıcı resimleri analiz etmekle görevli NASA ekibinin üyesiydi. Yüzey gerçekten de şaşırtıcıydı. Örneğin herhangi bir krater bulunmuyordu. Europa bizim ayımızla hemen hemen aynı boyutlara sahiptir ama ona hiç benzemez. Her yanı binlerce kilometre uzunluğunda olan doğrusal çizgilerle doludur. Bu çizgilerin neredeyse hepsi çift ızgara biçimindeydi. Bazı noktalarda ızgaralar başka çift hatları kesiyor, onlar da diğerlerini kesiyordu. Biz bunu görünce çok şaşırdık. Gördüğümüz şey neydi? Bunun anlamı ne olabilirdi? Europa'nın yüzey sıcaklığı kemikleri dondurabilirdi. -260 dereceydi. Bilim insanları onun soğuk ve kayalık çekirdeğinin üzerinde 100 kilometre kalınlığında buz topundan başka bir şey olmadığını düşündü. Ama Medcezir güçleri bu düşünceyi değiştirdi.
Biz dünyadaki medcezili düşündüğümüzde aklımıza okyanusun kıyı boyunca yükselip alçalması gelir. Ama gezegensel açıdan bakıldığında dünyanın tüm biçimi değişir. Güneş ve ayın çekimiyle uzar ve genişler. Aynı şey Europa'da da olur. Ama çok daha büyük boyutta. Europa'nın şanssızlığı sistemin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in yörüngesinde bulunmaktır. Jüpiter'in yoğun çekim gücü Europa'yı o kadar çok uzatıp sıkıştırır ki uydunun kayalık çekirdeğinde ısı oluşur. Tıpkı ellerinizi sürttüğünüzde olduğu gibidir. Sürtünme ellerinizi ısıtır. Europa'nın içinde de aynı şey oluyor. Bunun sonucunda bilim adamları artık buzun altında dünyadaki okyanusların toplamından iki kat büyük dev bir okyanus yattığına inanıyor. Orada da bizim okyanus tabanında yer alan ve yeryüzünün çekirdeğinden çıkan gazlarla beslenen mikrop ve kurtçuklara benzer canlılar olabilir. Ancak çoğu bilim adamı okyanusun buz tabakasının 96,5 kilometre altında gömülü olduğuna inanıyor. Ama Greenberg, buzun ancak 1,6 kilometre olduğuna ve güneş ışığının suya ulaşıp kompleks canlılar için enerji sağladığına inanıyor. Elindeki kanıt? Çift ızgara biçimindeki çizgileri ancak buz çatlaklarının yaratacağını söylüyor. Europa bir yumurta gibidir. Buzdan kabuk içinde sıvı kısmı bulunan çiğ yumurta gibidir. Düşünün, bir yumurtanın biçimini her 3 günde bir değiştirirseniz ne olur? Onu sürekli uzatıp bastırırsanız kabuk ne olur? Çatlar tabii. Şayet Greenberg haklıysa, buz çatladığında okyanus suyu yüzeye taşar ve orada donar. Sular çekildiğinde çatlak sıkışır, donan suları yukarı iter. Bu işlem tekrarlandığında çift ızgara hattı oluşur. Aşağıdaki suda ve çatlaklarda bir ekosistem bulabilir miyiz? Balık benzeri canlılar. Dünyadaki medcezir tıpkı bu havuz gibi türlerin ve yaşamın bol olduğu bölgeler oluşturur. Sular bölgeye girip çıktıkça canlılık için gereken her tür besini taşır. Medcezir olayı dünyada bulunan bir havuzdaki yaşamı nasıl besliyorsa, Europa'daki çatlaklardaki hayatı da besleyebilir. Mart 2040. Buz yarığının yanına park edilen Europa Explorer, aşağıdan taşan suya bir sondaj aleti gönderiyor. Nükleer güçle ısınan alet buzu kolayca delip su tabakasına ulaşıyor. Europa'nın geniş okyanusu ilk kez gözler önüne seriliyor. Dünyadaki bilim adamları gözlerine inanamıyor. Dünya dışı yaşamın yeni ve tuhaf dünyasına giriyorlar. Eğer burada yaşam gelişmişse, bilim insanları evrenin pek çok başka yerinde de geliştiğine emin oluyor. Ve dışarıda bir yerde mutlaka zeki hayat da var. Mart 2041. NASA ekibi uzay merkezli güçlü bir teleskobu yönlendiriyor. Gezegen kaşifi. 2010 yılında bilim insanları sadece 400 gezegen keşfetmişti. 2041'de bu sayı 5000'i geçti. İçlerinden 100 tanesi dünya gibi küçük gezegenlerdi ve hiçbirinde yaşam izi yoktu. Ama teleskop yeni bir hedefe kilitlendiğinde gezegen avcıları çok şaşırdı. Ona Sigma 547 adı verildi. Dünya ile aynı boyuttaydı. Kendi güneşine sıvı halde su bulunmasını sağlayacak mesafedeydi. Evrendeki rolümüze dair anlayışta çok katmanlı değişikliklere yol açmak üzereydi.
dünya türünün tek örneği miydi? Yoksa evrenimiz uzaylıların evim diyeceği milyonlarca gezegen mi barındırıyordu? 1000 yıldır gezegenimizin biricik olduğuna inandık. Şimdi haklı olup olmadığımızı anlayacağız. Hawaii'de Keck Gözlem Evi'nde bulunan yeryüzünün en güçlü dünya merkezli teleskoplarından biri Safari'ye çıkıyordu. Güneş sistemimizin dışındaki ilk gezegeni 1994 yılında keşfettik. Daha önceleri astronomlar gezegen sayısının az olduğundan kuşkulanıyordu. Vay canına, ne kadar çokmuş. Ama şimdi uzak yıldızların yörüngesindeki gezegen sayısı 400'ü aştı ve hızla artmakta. Okuma aşaması tamamlandı. Bu koordinatlar bunlarla örtüşecek ve kenetlenecek. Ve yıldız burada görünecek. Evet, işte burada. Gecenin ilk gezegen avlayan yıldızı. Dünyanın en ünlü gezegen avcılarından Jeff Marcy, 100'den fazla yeni gezegen keşfetmişti. Gezegen avcılığına rağbet hızla artıyor. Herkes Jüpiter'e benzer ya da bizim güneşimiz gibi yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler bulmak ve en önemlisi diğer dünyaları bulmak için çabalıyor. Dünya gibi gezegenler çok mudur? Yoksa az mıdır? Düzineyle mi bulunur yoksa milyonda bir tane midir? Bunu bilmiyoruz. Büyük mesafeler gezegen bulmayı hala çok zor kılmaktadır. Gezegeni saptamak için onu görmek gerekmediği anlaşılınca ilk ilerleme kaydedilmiş oldu. Onun yerine artık hayalet gezegenin yıldız üzerinde yarattığı etkiyi arıyoruz. Hafif bir salınım. En başarılı tekniğimiz yıldızın salınımını ölçmek oldu. Gezegenin yer çekimi yıldızı kendine çeker. Gezegenin kütlesi ne kadar büyükse çekim de o denli fazla olur. Yıldızı en çok çeken büyük gezegenler Mars'ın verilerinde en kolay görülenlerdir. Ne yazık ki hepsi de Jüpiter ve Satürn gibi dev sıcak gaz kütleleridir. Atmosferleri de zehirlidir. Uzaylı uygarlığın bulunma ihtimali daha küçük, kayalık, suyu bulunan ve dünyaya benzeyen gezegenlerde fazladır. Motor çalıştı. 1-0 ve fırlatıldı. Kepler'ı taşıyan Delta 2 roketi bizimkine benzeyen gezegenleri aramaya gidiyor. İlk aşama başarıyla tamamlandı. Mart 2009. NASA yeni ve gelişkin bir teleskop olan ve gezegen avını dünyadan uzaya taşıyacak olan Kepler'ı uzaya fırlattı. Kepler 10 bin ila 100 bin tane yıldızın yörüngesinde dönen ve dünyaya benzeyen gezegenleri bulma yetisine sahipti. Dünya gibi Kepler de Güneş'in yörüngesindeydi. Tek bir büyük fotometresi, yani ışık ölçeri vardı. Kepler, hiç kapanmayan dev gözünü Samanyolu'nun büyük bir bölümüne dikip, uygun boyutta, kendi yıldızına uygun uzaklıkta dönen ve yaşamı destekleyen gezegen arıyordu. Çalışma tekniği şöyleydi. Dünya benzeri bir gezegen, yıldızın önünden geçtiği zaman onun ışığının birazını kapatır. Bu oran %1 kadardır. Gezegen her geçtiğinde ışığı kapatacaktır. Bu da bize gezegenin çapını verecektir. Gezegen ne kadar büyükse o kadar çok ışığı kapatacaktır. Böylece biz de boyutlarını öğreniriz. Kepler'ın birkaç yıl içinde bize zeki yaşam barındıran başka dünyaların varlığını ve sayılarının az ya da çok oluşunu bildirme ihtimali bilim insanlarını çok heyecanlandırmıştı. Tahminimce geceleyin gökyüzünde gördüğünüz yıldızların %60-70 hatta %80'inin yörüngesinde kayalık gezegenler var. Belki bazısı Mars, bazısı Venüs gibidir. Diğerleri Dünya gibi olabilir. Yeni teleskoplar sadece gezegenleri değil, yaşamın yapı taşlarını, yani su, karbon, azot ve hatta kompleks hidrokarbonları da buluyor. Bunları yeni keşfedilen gezegenlerin atmosferinde bulmak mümkün olacak.
uzaydaki yalnız dönemimiz hızla son bulabilir. Mayıs 2031. Bilim insanları Sigma 547 gezegeninde yaşam belirtileri buldu. Bu şaşırtıcı haber bir başka bomba haberle gölgelenecekti. Yabancı atmosferde bir kimyasalın izi görüldü. Kloroflorokarbon. Bu yabancı gezegende sanayi kirliliği vardı. Teknolojiyi işaret ediyordu. Astronomlar hemen teleskoplarını o noktaya çevirdi. Hepsi de uzaydan gelecek olan sinyali ilk yakalayan olmayı umuyordu. Haziran 2041. Kuzey Kaliforniya'da Allen Arry teleskobunun 350 çanağı birden Sigma 547 gezegenine kilitlendi. 10 yıllardır göklerde süren ET arayışı nihayet sonuç veriyor. Uzaydan gelen dalgalarda bir anormallik vardı. Bu doğal bir olay mıydı? Yoksa bizimki kadar gelişmiş bir uygarlık mı bulmuştuk? Uzayda çevreye mesaj gönderecek kadar gelişmiş uygarlıkların bulunma ihtimali ne kadar olabilir? Çok düşük görünüyor. Ama evrenin boyutları düşünüldüğünde... Bir hesap yapabilirsiniz. Samanyolu galaksisinde 200 milyar tane yıldız bulunuyor. Bunların yarısının gezegeni var diyelim. Yani gezegeni olan 200 milyar yıldız. Her birinde kaç gezegen olabilir? Bizim güneşimizin 8 tane gezegeni var. Ortalama 10 diyelim. Sadece Samanyolu galaksisinde 1 trilyon gezegen eder. Her 10 bin gezegenin birinde yaşam gelişse, bunların 100 bininden birinde zeki yaşam olsa... Sadece bizim galaksimizde 1000 uygarlık demektir. Evrende milyarlarca galaksi bulunmakta. Uzaylıların burada olması için bir sürü neden var. Güneş sistemlerinin oluşmasına izin veren türde yıldızların çoğu kez bizim güneş sistemimizden milyarlarca yıl yaşlı olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla canlılık, evrim hatta zeki yaşam diyeceğim 3 ila 4 milyar yıl önce meydana gelmiş olabilir. Eğer oradalarsa ve bizden daha uzun zamandır var olmuşlarsa o zaman bilim insanlarının dedikleri mümkün olabilir mi? Bizimle temas kurmaya çalışıyorlar mı? Uzaylılardan gelen bir mesajı alıp çözümleyebilir miyiz? Astronom Seth Shostak, önümüzdeki 10 yıllar içinde uzaylılardan haber alacağımıza inanıyor. Shostak, dünya dışı zeki yaşam araştırma projesi olan SETI'de görevli. Kuruma yeni ve güçlü bir çevrim içi cihaz geldi. Koşulları SETI lehine değiştirebilir. Kuzey Kaliforniya'daki 50 milyon dolarlık Allen Arry teleskobu. Uzaylı sinyallerini aramak üzere imal edilen ilk radyo teleskobu. Şu anda bu antenlerden 42 tane bulunuyor. Amacımız çanak sayısını birkaç yüze çıkarabilmek. Her biri 6 metre çapında. Diğer antenlerle kıyaslandığında bayağı küçükler. Ama sayıları çok olduğu için algılama hassasiyetleri çok yüksek oluyor. 350 çanak tamamlandığı zaman, Allen Arry şu anda var olan radyo teleskoplarının hepsinin papucunu dama atacaktı. Her bir teleskobun ana çanağı, radyo dalgalarını önde bulunan daha küçük çanağa odaklıyor. İçinde bir yükseltici bulunuyor. İçindeki yükseltici olağanüstü hassastır. Burada düşük ısıda kalmayı sağlayan kriyojenik yani soğutucu maddeler var. Bu yüzden hassasiyeti artıyor. O kadar hassastır ki yakındaki biri cep telefonunu açarsa yükselticiyi yakabilir. İçeride cep telefonu yasak. Arry inanılmaz ölçüde veri üretir. Saniyede yaklaşık 1 gigabayt.
bu süratle hafızaya kaydedilemez. Onun yerine kendi içinde gerçek zamanlı çalışır. Burası bir anlamda teleskobun makine odası. Antenler dışarıda bulunur. Topladıkları verilerin hepsini fiber optikler kanalıyla bu odaya gönderirler. Biz de gelen verilerin bir bölümünden örnekler alırız. Hepsini analiz edemeyiz tabii ki. Bizim için çok fazladır. Ama radyo dalgalarının küçük bir kısmını alıp birleştiririz. Sonra buraya ulaşan sinyalleri analiz ederiz. Ve içinde ilginç şeyleri ararız. Burada gördüğünüz şey uzayın gürültüsüdür. Kozmik dalgalar. Alıcıdan biraz gürültü geliyor. Bunda belirgin bir sinyal yok. Ama arada sırada biraz farklı şeyler duyabiliriz. Burada net olarak bir sinyal görebilirsiniz. O kadar güçlü ki gözle görmek mümkün oluyor. Burada da belirgin. Ama sadece bir uydudan geliyormuş. Eğer ET'nin mesajı olsaydı bize aynen böyle görünecekti. Sinyal aramak, radyo istasyonu aramak gibidir. SETI ilk kurulduğunda astronomların yaptığı da buydu. Tek tek yıldız sistemlerinde frekans aramak. 50 yıl sonra bile arama tam olarak başlamamıştı. Sorun şuydu. Biz şimdiye kadar az sayıda ve sınırlı frekans aralığı içinde bulunan yıldız sistemlerine bakmıştık. Bu teknikle ET'yi arama konusunda ancak yüzeyi taramış sayılırız. Bu antenlerle ise öncekine kıyasla yüzlerce hatta binlerce kez daha hızlı şekilde arama olanağımız mümkün. 20 yıl içinde tam kapasiteye kavuşacak olan Allen teleskobu, bizden 1000 ışık yılı uzaktaki 1 milyon yıldızdan gelen sinyalleri araştırabilecek. Bu sayı, daha önce araştırılmış olanların 1000 katıdır. Shostak, temas kurulacağına kesin gözüyle bakıyor. Henüz kozmik bir dost bulamadık ama önümüzdeki 25 yıl içinde dışarıda birilerinin olduğunu gösteren sinyaller alacağız. Ocak 2041. Dünyadaki süper bilgisayarlar 7 aydır Sigma 547'den gelen garip radyo sinyalini çözmeye çalışıyor. Ama bilim insanları henüz bir anlam veremiyordu. Çoğu kuşku duymaya başladı. Belki de bu bir mesaj değil, doğal elektromanyetik gürültüydü. Ve bir ipucu bulundu. Yunusların iletişimini inceleyen bir araştırmacı, bu seslerde bir düzen olduğunu fark etti. Kimse anlamını bilmiyordu. Ama mesaj olduğu açıktı. Şayet bir gün yabancı bir sinyal alırsak, onu anlayabilecek miyiz? Paskalya adalarında konuşulan bir dil de 100 yıl boyunca anlaşılamamıştı. Üstelik bu insanoğlunun diliydi. Hiyeroglifleri düşünün. Mısır'da taşa kazınan işaretleri yani. Uzun süre ne olduğunu çözemedik. Ama bir mesaj olduğunu, taşa kazınan işaretlerin anlam taşıdığını biliyorduk. Ayrıca uzaylılar dünyaya yayın yapacak olsa bizim anlayacağımız şekilde basit mesajlar gönderirler. Farklı bir yaşam formuna mesaj gönderecek olsanız onu nasıl düzenlersiniz? 1974'te astronom Frank Drake evrensel matematik dilini kullanmıştı. Güçlü Arecibo teleskobu aracılığıyla uzakta bulunan bir yıldıza 1679 adet lazer atışı gönderdi. Bu rakam iki asal sayıdan oluşuyordu. Eğer uzaylılar bu sayıları sütun ve satır olarak kullanıp çizime dökerlerse bunu göreceklerdi. Bir sürü şeyin yanı sıra bir insanı, güneş sistemimizi ve hatta dünyanın nüfusunu anlatan bir grafik. Zekiceydi ama basit değildi. Drake mesajı meslektaşlarına verdiğinde her bir bilim adamı farklı bir yorum yapmıştı.
Eğer uzaylılardan bir mesaj alırsak onu anlamayabiliriz. Ama yine de bu keşif her şeyi değiştirir. Eğer SETI üyeleri bir sinyal bulursa, herkesin evrendeki yerimiz konusundaki fikri ve konuya bakışı tümüyle değişecektir. Bu olay bilimin varoluşa dair en büyük keşiflerinden biri olur. Dünyadan daha geniş bir şeyin parçası oluruz. Ekim 2045. Düş kırıklığıyla geçen 3 yıldan sonra bilim insanları Sigma 547'den gelen mesajı çözmeyi başaramamıştı. Birleşmiş Milletler yanıtlama konusunda hala kararsızdı. Sonra en etkin gözlem evlerinden birinde küçük bir bilim insanı grubu bu işi kendileri halletmeye karar verdi. İletişim kurmak için sabırsızlanan grup, güçlü bir lazeri gezegene yönlendirdi ve dünyayı anlatan şifreli mesajlar gönderdi. Onları dinleyen bir şey ya da biri vardı. Uzaylılara mesaj göndermek akıllıca bir şey midir? Siz bilmeyebilirsiniz ama bu iş televizyon kanalıyla her gün yapılmakta. Yayınlarımız 10 binden fazla yıldıza ulaşmış durumda. Jesse Owens, dünyanın en hızlı adamı. Bazı bilim insanları uzaylılarla iletişim kurmayı çok istiyordu. Rus astronom Alexander Zaitsev, yakında bulunan yıldızlara sinyal göndermek için dünyanın en güçlü radyo vericisini kullandı. Diğer uygarlıklara yalnız olmadıklarını bildirmenin etik açıdan gerekli olduğuna inanıyordu. Tabii bu ilişkide ilk adımı atmak daima risklidir. Ya dost değillerse? Bazısı haklarında hiçbir şey bilmediğimiz yabancılara varlığımızdan söz etmek tehlikelidir diye düşünüyor. Bu korkunun bir dayanağı vardı. Dünyadaki ekosistemin devamı için yırtıcıların varlığı gerekliydi. Başka yerlerde de durum farklı olmayabilirdi. Ya uzaylılar yırtıcıysa ve biz de onların avıysak? Ürkütücü olan ihtimal, uzaydaki canlıların çocuklarını yürüyüşe çıkaran insanlar değil, karanlık taraf askerleri olmasıdır. Bunu düşünmek gerekir. Çünkü bazı bilim kurgu araştırmaları, korkunç olasılıkları, uzaydaki canlıların kötü niyetli olabileceğini göstermiştir. H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'ndaki istilacılar gibi uzaylılar bize bakteri gözüyle bakıyor olabilirdi. Ama aslında korkulacak bir şey yoktu. Mesajımızı en yabani uzaylılar bile alsa, bize ulaşmaları on binlerce yıl sürerdi. Yoksa sürmez miydi? Aralık 2045. Bilim insanları Sigma 547 gezegenine izinsiz mesaj göndereli bir ay olmuştu. Sessizlik sürüyordu. Mars'a gitmekte olan bir uzay aracı, kaynağı belirsiz bir roketin uzayın derinliklerine düzenli aralıklarla gönderdiği ışığı fark etti. Bunun arkasında bir ana gemi olabilir miydi? Uzaylılar buraya kadar gelebilir miydi? Zor da olsa imkansız değildi. NASA uzmanı Jeff Landis gelişkin uzaylıların kullanıyor olabileceği teknoloji üzerinde uzun süredir düşünüyordu. Uzay yolculuğu için gelişmiş fırlatma sistemleri tasarlıyordu. Yıldızlar arası yolculuk etmek çok zor bir şeydir. Ve asıl sorun aradaki inanılmaz uzak mesafelerdir. Eğer kimyasal itme sistemiyle çalışan ve insanlığın gönderdiği en hızlı roket olan gelişmiş bir aracı bugün fırlatsak, en yakın yıldıza ulaşması bile on binlerce yıl sürer.
fraction of the weight of the nearest star. Ancak teorik olarak fizik yasalarındaki boşluklar, gelişmiş uygarlıkların çok daha hızlı yolculuk etmesine izin verebilir. Görecelik teorisine göre, eğer roketin arkasındaki uzay zamanını uzatıp roketin önüne sıkıştırarak yerleştirirseniz, inanılmaz bir hızla gidebileceğiniz kestirme yolu elde edebilirsiniz. Zamanı bükerek yolculuk etmek tamamen teoriktir ve henüz bildiğimiz bir konu değildir. Henüz. Fizik yasaları zamanda kurt deliği adı verilen bir başka kestirme yolu elde etmeye izin verir. Ama bunun için bir yıldızın ürettiği ölçüde enerjiyle donanmış olmak gerekir. Teoride mümkündür ama solucan deliğini nasıl yaparsınız? Cevabı çok açık. Bunu bilmiyoruz. Uzaylılar uzay zamanın garip hilelerini incelemişse nedeni çok bellidir. Çünkü roketlerin sınırları vardır. Roketler yakıtı araçta taşımak zorundadır. Ve bu katlanan bir sorundur. Çünkü yakıtı taşımak gerekir. Yakıt ağırdır, onu taşımak için daha çok yakıt gerekir. Yakıtı taşıyan yakıtı taşımak için ek yakıt gerekir. Sonunda roketler devasa boyutlara ulaşır. Ama Landis'in üzerinde çalıştığı dahil olmak üzere bazı seçenekler vardı. Yakıtı yanında taşımak için sebep var mı? Onun yerine enerjiyi araca ışınlasak olmaz mı? Bu fikrin bir dayanağı vardı. Işıkla çalışan bir galaktik yolcu gemisinin prototipi NASA tarafından yapılmıştı. Gemi çok büyük olacaktı. Belki 100 metre kadar. Alüminyumlanmış plastikten, yani maylardan imal edilecekti. Gerçek yolcu gemisinin malzemesi bundan bile hafif olacaktı tabii. Eğer uzay aracı yapmak istiyorsak kütleyi azaltmak gerekir. Işıkla yolculuk eden uzaylılar yakıt taşımak zorunda değildi. Onlar yıldızlar arasında dolaşırken dev lazerler yakıtı gemiye ışınlayacaktı. Bunun pekala mümkün olabileceği düşünülebilir. Bugünkü teknolojilerle yapabileceğimiz bir şeydir. Eğer dünyanın yakınındaki uzaylılar hafif bir gemi imal ederse 25 yıldan kısa süre içinde bize ulaşabilirler. Hatta çok daha etkin bir roket yakıtı üretmeleri bile mümkündür. Karşı madde. İnsanlığın en büyük roketi Satürn 5, yörüngeye ulaşmak için 500.000 kilo yakıt kullandı. Karşı madde kullansa ne kadar gerekecekti? Cevap, 1 gramdan az karşı madde yeterdi. Yani bir peninin ağırlığından az. Bu madde çok güçlüdür. Pek anlaşılmamış olmakla beraber, karşı madde gerçekten vardır. Hatta biz onu CERN'de, uzmanların çarpışma rotasına ışık hızında proton gönderdiği parçacık hızlandırıcıda elde ettik. Şayet karşı madde, maddeyle birleşirse patlayıcı haline gelir. Bugün 1 gram elde etmek için 100 milyon yıl gerekiyor. Ama binlerce yıl sonra o kadar zor olmayabilir. Uzaylı uygarlıkların karşı maddeyle çalışan roket yapma alanında biraz daha ileri olduklarını düşünebiliriz. Bu araçlarla yıldızlar arasında dolaşıyor, hatta buraya geliyor olabilirler. Aralık 2045. Güneş sistemimizdeki yabancı roketin keşfinden bir ay sonra bilim insanları Jüpiter'den geçen büyük bir cisim fark etti. Hızı saatte 19.500 kilometre. Bu bir asteroid değildi. Çünkü kenarları çok düzgündü. Uzay gemisine benziyordu. Haber hızla yayıldı. Dünya başkentlerinde telefonlar çalıyor, generaller ve dünya liderleri yanıt vermeye çabalıyordu.
7 Aralık 2045. Uzay gemisi hızla yaklaşırken dünya adına kimin konuştuğu belli değildi. Yabancı konuklara hazırlanırken medyada herkes kim oldukları konusunda fikir yürütüyordu. Bilim insanları eğer uzaylılarla karşılaşırsak bize hiç benzemeyeceklerini söylüyordu. Duyuları, hareketleri, her şeyleri farklı olacaktı. Ama paleontolog Simon Conway Morris bu fikirde değildi. Tersine bizimle çok ortak yönleri olduğuna inanıyordu. Bunun ipuçlarını dünyada görmek mümkündü. Yaşamın çeşitliliğine bakınca şaşırtıcı olduğunu görürüz. Laleler, tenyalar, filler, kaşalotlar, mantarlar. Daha farklı ne olabilir? Ama benim iddiam şu. Bir altyapı vardır. Buna hayat ağacı diyebiliriz. Belli özelliklerin birbirine benzemesini sağlar. Hatta bazen tersini imkansız kılar. Bazı uzmanlar sonsuz çeşitliliği savunur. Ama Conway Morris, keşiflerin kendi savını defalarca kanıtladığını söylüyor. Buna evrimsel çakışma adı verilir. Bir ahtapota bakıyorum, o da bana bakıyor. Ahtapotun gözünün bizimkine benzediğini artık biliyoruz. Kamera tasarımı denilen temel üzerine yapılanmıştır. Ve bağımsız bir biçimde kameranın gözü gibi belki 7 kez evrimleşmiştir. Evrim geçirmiş olan hayvanlar istisnasız olarak hızlıdır. Hepsi avcıdır. Ve giderek zeki olma eğilimi gösteriyorlar. Sadece gözler değil, kuşların kanatları oluştu. Yarasaların da öyle. Aralarında 300 milyon yıl evrim farkı olmakla birlikte sonuç aynıdır. Fotoğrafı zor elde edilen bu hayvan kurda benzer. Hatta dişleri bile. Ama Tazmanya'da yaşayan bir keselidir. Kurt kılığında bir kanguru. Conway Morris, bazı özelliklerin dünyada yaşamak için en uygun çözüm olma adına defalarca evrim geçirdiğine inanıyor. Biyoloji alanındaki deneyimlerime göre bazı şeyler iyiden öte mükemmel bir şekilde çalışıyor. Örneğin göz tek bir fotonu seçebilir. Kulaklarımız termal ses düzeyinde işitebilir. Burnumuz tek bir molekülün kokusunu alabilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Fiziksel evrenin sınırlarına ulaşmış bulunuyoruz. Eğer Conway Morris haklıysa, bunun uzaylılar için büyük anlamı vardı. Evrimsel çakışma, galaksideki yaşam adına büyük bir planın yaratılmasını sağlamaktadır. Üzerinde yaşam olan dünya benzeri bir gezegen bulun ve ona yeterince zaman tanıyın. İki ayak üzerine kalkmak, elle kavramak, alet kullanmak ve hepsinden şaşırtıcı olarak zeka bile ortaya çıkacaktır. Eğer dünya gibi bir yerse, niye insana benzer bir canlı oluşmayacağını anlamakta çok zorlanıyorum. Birebir aynı değil tabii. Çünkü oradaki farklı bir evrim öyküsü olacaktır. Bütün uzaylı filmlerindeki canlıların insana benzemesi, hayal gücü eksikliğinden değil, biyolojik gerçeklerden yola çıkılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yani uzaylılar gerçekten var mıdır? Biz astronomların gece yarısı dışarı çıkıp yıldızları incelememiz çok normal bir şeydir. Ben her seferinde acaba bir yıldız yörüngesinde dolanan bir gezegenden de bize bakıyorlar mı diye düşünürüm. Milyarlarca yıldız var. Bazısında yaşam olmayacağına inanmak bana zor geliyor. Belki en yakın gelişkin uygarlık yüzlerce, belki de binlerce yıl ışık yılı uzaktadır. Ama kesin orada bir yerdir.
Son 30 yıldır uzaylıların var olduğuna dair bilimsel savlar daha da güçlendi. Belki de bizim için en büyük şok, onlarla karşılaştığımızda bize o kadar da yabancı olmadıklarını görmek olacaktır. Eğer haklı çıkarsam gidip onlarla el sıkışmaya hazırım. Ne? Buna el mi diyorsunuz? ...8 Aralık 2045. Dünya, uzay gemisi olduğu sanılan aracın gelişine odaklanmıştı. Yeryüzüne yaklaşırken gemi ikiye ayrıldı ve her parça bir kutbun üzerine yerleşti. Gemiler yere eşit yükseklikte durup ürkütücü bir ışın yayınca panik başladı. Bizi yok etmeye mi gelmişlerdi, aydınlatmaya mı? Yoksa onlar da bizim gibi bilgi arayışında mıydı? Komşularını merak etmiş ve tanımak mı istiyorlardı?